Evet arkadaşlar, Marion Thornton'un kitabından Chapter 2'ye geçtik. Onlardan soru çözmeye başlayacağım. İlk sorumuz Chapter 2 Newton kanunları ile ilgili projektil atış sorusu. Bana sorduğu şey şu. Şekilde çizdiğimde gördüğümüz gibi A ve B noktaları var. Attığım bir tane atış A'ya geliyor, sonra B'ye geliyor. Birinin uzaklığı işte onun uzaklığı birine mesela x1 diyeyim. Diğerinin uzaklığına da x2 diyeyim. Bana sorduğu şey x2 eksi x1 nedir? Buna bakacağız. Ama ilk önce bana şunu söylüyor. Onu size belirtmek istiyorum. Şunu yazdıktan sonra x1 eksi x2 x2 eksi x1. Tabii dediğim gibi x2 eksi x1'i soruyor, doğru, ama bana bakın sorduğu şey şu. Maksimum range. Bu atışın maksimum range'e ulaşması isteniyor. Bu atışın maksimum, soruda zaten okuyunca göreceksiniz. Maksimum range'e ulaşması isteniyor. O yüzden teta'yı bulacağım. Ondan sonra x1 ve x2'yi teker teker bulacağım. Şimdi ilk başta bulalım. Bakın atış sorusu. Belli bir V0 hızı olsun. Zaten V0 hızı olarak vermiş. V0 hızı olsun. Yazalım o zaman denklemlerimizi. X yönünde ne var? Burası X ekseni. Burası Y ekseni. X'i yazalım. X eşittir V0 cos theta times T. Y nedir? Y eşittir V0 sin theta T eksi 1 bölü 2 GT kare. Çünkü Y'de bir de ne var? Yer çekimi ivmesi var. Zaten bu bildiğimiz bir klasik atış sorusu. Bakın bana maksimum range istiyor. Şimdi bakın maksimum range problemlerinde neydi? Y final eşittir Y initial, o da eşittir 0. Yani başladığı nokta 0'dan başlıyorsa bitiş noktası da 0 olmalı. Burada da başladığı nokta Y'de 0, bitiş noktası 0. Maksimum range. O zaman hesaplayalım. Buradan yerine yazarsak 0 eşittir V0 sin theta t eksi 1 bölü 2 GT kare. Bunu maksimum yükseklikten de bulabiliriz. T buradan ne çıkar? T buradan ne çıkar? 2V0 sin theta t çıktı. Bölü 2V0 sin theta t nereden çıktı? Sin theta bölü G çıkar. Bildiğimiz şu ana kadar yaptığımız hiçbir şey, dediğim gibi atış probleminden hiçbir farkı yok. Atış sorusundan hiçbir farkı yok. Şunu evet biraz daha büyütürsem benim için okey olacak. Evet, atış probleminden hiçbir farkı yok. Buradan x'i bulalım. X'i de yerine yazarsam, şu y'de bulduğum t'yi x'i de yerine yazarsam x max eşittir v0 kare olacak. V0 kare sin 2 teta bölü G çıkar. Bunu isterseniz yapabilirsiniz. Çünkü yukarıda, bakın tekrar şuradan göstereyim. Yukarıda 2 sin teta var. Öbüründe de cos teta, x'de de cos teta var. 2 sin teta cos teta, sin 2 teta demek. Tamam, bunu çözdük. Bunun maksimum olabilmesi için 2 tetanın pi bölü 2, tetanın da pi bölü 4 olması lazım. Buradan bunu bulduk. O zaman x'i yazabilirim. X eşittir yerine koyduğumuz zaman, teta'yı yerine koyduğumuz zaman x'i yazabilirim. V0 t bölü kök 2. Y'yi yerine yazabilirim. Y eşittir V0 t bölü kök 2 eksi 1 bölü 2 gt kare. Buradan yeni, aslında şuna da eşit olabilir bu. Eşittir x eksi 1 bölü 2. Bunu daha da düzgün yazarsam aslında daha iyi olur. Daha da böyle düzgün yazayım sizin için. Y eşittir V0 t bölü kök 2.
eksi 1 bölü 2 gt kare. O da eşittir x eksi 1 bölü 2 gt kare. Gene bunu sığdıramadım. Ama sığacak. Eşittir x eksi 1 bölü 2 gt kare olacak. Tamam, bunu yazdıktan sonra, çünkü v0 t bölü kök 2 zaten bana x'i veriyordu. X eksi 1 bölü 2 gt kare olacak. Şu x'i daha da belirginleştireyim. X eksi 1 bölü 2 gt kare olacak. Tamam, bunu yazdıktan sonra şimdi t yerine de yukarıdan x'i yazalım. Y eşittir x eksi G, t yerine de yukarıdan şey yazalım. Ne gelecek o zaman? Yerine t yerine de şuradan kök 2 x bölü v yazarsam x kare bölü g x kare bölü g çıkacak. Şunu tekrar yazalım. X kare bölü v 0 kare g çıkacak. V 0 kare g çıkacak. Çünkü yerine yazdığım zaman t'nin yerine yazdığım zaman x kare bölü v g gelecek. Buradan o zaman denklemi toparlayalım. Eksiyi de atıyorum. G'yi de atıyorum. Daha doğrusu pardon burada ben neyi unuttum diye düşünüyordum. X kare bölü V0 kare çarpı G. G'nin kendisi yukarıda. O yüzden şimdi o zaman toparlayalım. X kare eksi V0 kare bölü G X artı X kare hepsini daha doğrusu şöyle söyleyeyim. X kareyi öbür tarafa attım. X'i de öbür tarafa attım. Tamam, okey. Şimdi güzel. X kare kısmı. Tamam. Ne kaldı geriye? V0 kare bölü G Y kaldı. Eşittir 0. Tabii bunu daha da düzgün göstersem daha iyi olacak. Çünkü dediğim gibi yazma şeyini biraz ayarlayamıyorum maalesef. Evet, X kare dedim. Bunu dediğim gibi öbür tarafa geçirdim. V0 kare bölü G X artı V0 kare bölü G Y eşittir 0 oldu. Evet. Eşittir 0 oldu. Tamam. Şimdi buradan bu denklemi çözeceğim. Şimdi ama benim, bakın dikkat ederseniz, şurada göstermedim. O benim kusurum. Kusura bakmayın. Şu uzunluk belli bir haş. Onu göstermedim. Şuradaki, dediğim gibi, bakın şuradaki uzunluk haş oluyor. Burada zaten soruda da kendisi belirtmiş. Zaten cevabın içinde de bu haş değeri var. Cevabın içinde zaten bu haş değeri var. O yüzden şuradaki bu cisimlerin bulunduğu A ve B noktalarının yerden yüksekliği haş. O yüzden şunu yazalım yerine geri. Şunu geri yerine yazalım. X kare eksi V kare V0 kare bölü G X artı V0 kare bölü G Y H H'i yukarı yazacağım. H eşittir 0. Tamam, bunu da yerine yazdık. Şimdi o zaman denklemleri, dediğim gibi X1 ve X2'yi çözeceğim buradan. X1 X1 virgül 2 eşittir. Eksi b artı eksi kök delta bölü 2 a'ydı. O zaman yazalım. V0 kare bölü 2g artı eksi, şunu daha da düzelteyim de, artı eksi. Şimdi bakın arkadaşlar, b kare eksi 4ac. B kare kısmını yazdım. B kare V0 kare bölü g kalıyor. V0 kare bölü g kare oluyor. Diğerinden de buradan da V0 kare var. Bakın B'den ne gelecek? V0 kare V0 üzeri 4 bölü G kare gelecek. Diğer tarafta da 4 V0 kare bölü G var.
bir de h var. Onu şöyle toparlayabilirim o zaman. V0 bölü G. Şimdi bunu daha da düzgün bir hale getirsem daha iyi olacak. Eksi B artı eksi kök delta. Başka yaptığım hiçbir şey yok. Eşittir. V0 kare bölü 2G. V0 kare bölü 2G artı eksi V0 bölü G. V0 bölü 2G daha doğrusu gene 2G olacak. Çünkü B kare eksi 4AC evet. Bölü 2A. Evet. 2G gelecek buradan gene. 2G parantez içinde de V0 kare eksi 4 HG gelir. 4HG geliyor çünkü bakın B kareden gelecek ifade bu zaten yapabileceğimiz bir şey. Ama dediğim gibi bu aslında yapabileceğimiz bir şey sadece B'yi, A'yı hepsini belirleyip bakın B kareden V0 kare bölü G kare geliyor. Öbür taraftan da 4 V0 kare bölü G var. V0 kare bölü G var. Ne yapıyorum? V0'ı dışarı çıkarıyorum. Bakarsanız denklemin doğru olduğunu siz de görüyorsunuz. Herhangi bir şey yok. O zaman x 1 ve 2'yi tekrar yerine yazayım. Şurayı düzelteyim tabii ki. Karekök içinde. Şurayı tamam. Düzelttim. Şimdi o zaman yerine yazalım. X 2 daha sonra x 1 eşittir bunun eksilisi. Çünkü x 1 dediğim uzaklık şu küçük olandı. X 2 daha büyük olandı. O yüzden bunları toparlayalım. X 1 dediğim V0 kare bölü 2G eksi V0 bölü 2G V0 kare eksi 4 HG X2 de bunun artılısı. V0 kare bölü 2G artı V0 bölü 2G V0 kare eksi 4HG. Tabi düzelteyim bunu daha. Bunu daha da küçük yazayım. V0 kare eksi 4HG. Tamam. Okey. Bunu da yaptık. Şimdi elimizde ne var? Tamam bunu da yaptık. Şimdi bana sorduğu şey x2 eksi x1. O da eşittir. Şu ifadeler gitti. İlk baştaki ifadeler birbirini götürüyor. Sadece kalan ifade V0 bölü G karekök içinde V0. V0 diyorum, 4 yazıyorum. Bu da benim şeyim. V0 kare eksi 4 HG. 4 HG. Şimdi bunu da yazdık. O zaman x2 eksi x1'i bulmuş oldum. Şimdi arkadaşlar bakın. Tekrar soruyu size anlatmak istiyorum. Zaten bana sorunun cevabını kendisi vermişti. Ben şimdi arkadaşlar bakın. Benim bir atışım var. Belli bir h yüksekliğinde iki tane nokta belirliyor. Maksimum range'e ulaşmasını istiyorum bu atışın. O yüzden denklemlerimi bakın çözdüm. Bana iki tane nokta veriyor. Bakın şekilde çizdiğim gibi iki nokta veriyor. Bana sorduğu şey aynı yükseklikte iki tane nokta belirledim. Maksimum range'den önce işte. Biri başlangıçta, biri biraz daha maksimum range'e doğru. İki nokta belirledim. Bana ikisinin arasındaki farkı soruyor. Bildiğimiz klasik atış denklemlerimi yazdım. Maximum range için y final, y initial hepsi 0. Buradan t'yi buldum. 2 ve 0 sin teta bölü g olarak buldum. X max'ı buldum. Ben maksimum range istiyorsam 2 teta'nın pi bölü 2 teta'nın pi bölü 4 olması gerek. Buradan x'i v 0 t bölü kök 2 buldum. Y'yi v 0 t bölü kök 2 eksi 1 bölü 2 g t kare buldum. V 0 t bölü kök 2 zaten x'ti. X eksi 1 bölü 2 g t kare oldu. Y'nin yerine denklemi yazdım. Y'nin yerine denklemi yazdım. Şunu düzeltelim. Y'nin yerine denklemi yazdım. V 0 kare tamam. Y'nin yerine sonra oradaki t'yi yukarıdaki şu x'ten çektim. O t'yi şuradaki x'ten çektim. Buradaki x'ten çektim. Sonra x denklemi buldum. Elimde bir x denklemi vardı. Y'nin daha h olduğunu biliyordum. Elimdeki x denklemini x1 ve x2 çözümleri için teker teker
x1 ve x2 çözümleri için teker teker çözdüm. Ondan sonra x1 ile x2 arasındaki farkı ne olarak bulmuş oldum? V0 G karekök içinde V0 eksi V0 kare eksi 4 GH olarak eksi 4 GH olarak bulmuş oldum. Başka bununla ilgili dediğim gibi yapacağımız herhangi bir şey yok. Bu sadece bir basit bir atış sorusuydu. Bundan sonra birazcık resistive force'larla falan uğraşacağım. Onlarla ilgili örnekler yapacağım. Chapter 2 ile ilgili çözeceğimiz ilk sorumuz bu kadardı.